Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mektum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden arkadaşlar 2. dönem yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Arapça ders kitabının cevaplarına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Gireceğiniz DGS'de de inşallah her şey gönlünüzce olur. Allah onda da yardımcınız olsun. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak ve Allah'ın eşinin benzerinin denginin olmadığına iman etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak, Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ve Allah'ın eşinin benzerinin denginin olmadığına iman etmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar iman zaten inanmak demek, bize La ilahe illallah Muhammed Resulullah soruyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bu arkadaşlar tevhid, Allah'ın bir olması demek. Şirk ortak koşmak, küfür de örtmek, kapatmak anlamında arkadaşlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Anlamına gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla arkadaşlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah arkadaşlar cevabımız. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Devamı. Ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. D şıkkı sallallahu aleyhi ve sellem ise yani Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar salatü selam getirirken Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani salat selam onadır anlamında arkadaşlar. Cevabımız B. Allahu Teala'nın birliğini anlatan ve konusu tevhid olan sure hangisidir? Allahu Teala'nın birliğini anlatan Kul Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Arkadaşlar Allahu Teala'nın birliğini anlatan de ki o Allah birdir. O samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır diye başlayan İhlas. Fil suresi ise Kabe olayını anlatan Elem tera keyfe faale rabbike bi ashabil fil. Arkadaşlar Kevser suresi inna atayna kel kevser. Biz sana muhakkak ki Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için kurban kes ve namaz kıl suresi. Fatiha'da hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemine rahmanirrahim. Kevser nasıl başlıyordu? İnna atayna kel kevser. Evet cevabımız A dedik. Mekkeliler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru sözlü, dürüst ve güvenilir olmasından dolayı hangi lakabı vermişlerdir? Muhammedül Emin lakabını vermişlerdir. Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed Habibullah. Arkadaşlar Muhammed Mustafa zaten adı Muhammed övülmüş, Mustafa seçilmiş. Muhammed Habibullah Allah'ın sevgilisi. Muhammed Resulullah Allah'ın Resulü. Muhammedül Emin arkadaşlar cevabımız. Beşinci soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine göre İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Ramazan'da oruç tutmak arkadaşlar, evet, İslam'ın 5 şartlarından birisidir. Kabe'yi hac etmek, evet, hac. Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından, kurban kesmek İslam'ın 5 şartından değil, vacip olan. Burada olmayan ne var? Kelime-i şehadet var arkadaşlar. Kelime-i şehadet ve oruç var burada olmayan. Evet, diğer sorumuza geldik. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi ahiret ile ilgili kavramlardan biri değildir? Ahiret ile ilgili olmayan. Cennet ahiretle ilgili midir? Evet. Yani dünyada iyilik yapan kulların, yani ameli ağır basan kulların, yani günah olmayan kulların ahirette gidecekleri yer cennet. Cehennem ise Allah'a inanmayan ya da işte Allah'a inanıyor, iman ediyor ama belli takım günahları var. O günahların karşılığını gördükten sonrasında, cezasını ödedikten sonrasında cennete gidecek. Cehennem arkadaşlar inanmayan kulların gideceği, yani iman üzere ölmeyenlerin gideceği yer. Mizan amellerin tartılacağı yer arkadaşlar, terazi. Sırat köprüsü ise insanların kıyamet gününde üzerinden geçeceği yer. Risalet ise peygamberlik arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Ahiret ile ilgili olmayan. Takva sahibi kimseye ne denir? Halife.
denmez. Halife Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen, yani onun halife anlamında, yani ondan sonrasında gelen münafık arkadaşlar, inanmadığı halde inanmış gibi davranan iki yüzlü insanlar, müşrik. Yani Allah'a inanıyor ama bir de ortak koşuyor. Yani Allah'la arasına bir aracı koyuyor. Ona müşrik diyoruz. Yani şirk koşan kimse. Muttaki ise takva sahibi demek. 8. soru. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mısır hazinelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Evet. Bir kervan tarafından Mısır'a götürülüp satılmıştır. Biliyorsunuz kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor. Mısır'da güç sahibi olunca kardeşlerinden intikam almıştır. Hayır arkadaşlar. Hatta siz nefsinize, yani kendi nefsinize zulmettiniz diyor. Yani orada siz şöyle yaptınız, bana böyle yaptınız, beni kuyuya attınız demiyor. Siz kendi nefsinize zulmettiniz. Yani cevabımız C şıkkı. Uğradığı bir iftiradan dolayı Mısır'da yıllarca zindanda kalmıştır. Evet, zindanda da kalıyor. Cevabımız C şıkkı. Kardeşlerinden intikam almıyor. Bilakis onları affediyor. Geldik 9. sorumuza. Doğru yanlış bölümü. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler insanlara tevhid inancını anlatmışlardır. Evet, doğru arkadaşlar. Bütün peygamberler tevhid inancı üzerine gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sadece iman esasları ibadette iman esasları ile ibadetlerden bahsedilir. Yanlış arkadaşlar. İman esasları ve ibadetlerin haricinde, yani peygamberlerin kıssaları anlatılıyor. Ondan sonrasında işte zekat gibi, ondan sonrasında ne diyelim? Yani yalan söylemeyle alakalı toplumsal meseleleri ilgilendiren konularla alakalı da Kur'an-ı Kerim'de birçok hadise var. Dolayısıyla bu sadece iman esasları ve ibadetlerden bahsedilir demesi yanlış. Onlar da bahsediliyor ama bizi ilgilendiren, dünyevi ve uhrevi hayat için ilgilendiren birçok konuda birçok konuya değinmektedir. Kur'an'da peygamberlerin sayısı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber geçiyor ama bunun haricinde 3 tane de peygamber veya nebi, yani veli zat olup olmadığı hakkında, işte Zülkarneyn aleyhisselam, Lokman aleyhisselam bunlardan birisi. Yani 28 tane var ama bunların 3'ü yani veli kul olma durumu var. 25 tane peygamber ismi var Kur'an'da arkadaşlar. Peygamberlerin sayısı kesin olarak belirtilmiyor. Bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 240 bin, işte peygamber 224 bin peygamber geçiyor. Farklı kaynaklarda farklı ibareler var. Dolayısıyla tam net sayısı Kur'an-ı Kerim'de belirli değil arkadaşlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğine dair insanları uyarmak için ayetler var. Dolayısıyla burada peygamberlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. O zaman doğru. Hazreti Yakup'un soyundan gelenlere Adem oğulları deniyordu. Hayır arkadaşlar, yanlış. İsrail oğulları deniyor. Hazreti Yakup'un soyundan gelenlere İsrail oğulları deniyor. Hazreti Yakup'un babasının adı Bünyamin'dir. En küçük oğlunun adı Bünyamin. Hazreti Yakup'un babasının adı İshak'tır arkadaşlar. Cevabımız yanlış olacak. Hazreti Yusuf Arabistan'da Arabistan devletinin padişahı olmuştur. Yanlış. Mısır'da arkadaşlar padişah oluyordu ve Mısır'da, yani Mısır'da başa geliyor. Allah Celle Celaluhu katında üstünlüğün ölçüsü takvadır. Doğru. Allah sizin renklerinize bakmaz. Neyinize bakar? Takvanıza bakar. Yani üstünlük takvadadır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hazreti Aişe'dir. Hayır, Hatice arkadaşlar ilk eşi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice vefat edene kadar ikinci bir evlilik yapmıyor arkadaşlar. Hazreti Hatice vefat ettikten sonrasında ikinci bir evlilik yapıyor. Ve Peygamberimizin 7 tane çocuğunun 6'sı Hatice annemizden, bir tanesi de Hazreti Maria'dan, Mısırlı Maria, İbrahim. Diğerleri Hatice annemizden. Evet, bu da yanlış olacak. Geldik diğer sorumuza. Allah Celle Celaluhu tarafından 4 peygambere 4 kutsal kitap indirilmiştir. Hangi peygambere hangi kitabın indirildiğini yazınız. Şöyle yapalım. Hazreti Musa, Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a
Pardon, İsa'dan öncesinde arkadaşlar Hazreti Davut'u yazalım. Sırasıyla gidelim. Hazreti Davut. Hazreti Davut, Zebur. Hazreti İsa, İncil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde olacak. Evet. Aşağıdaki metindeki boşlukları verilen kelimelerden doğru olanlarla doldurunuz. Şimdi burada da şöyle yapalım. Yine bununla gidelim arkadaşlar. Pardon. Evet, Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar, Mizan, Miraç, İsra. Mizan neydi? Terazi. Amellerin kıyamet gününde tartılacağı terazi. Miraç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükseldi. İsra gece yürüyüşü. Haşr, kıyamette yani insanların toplanacağı yer. Tekrar diriltilmesi, toplu olarak tekrar diriltilmesi. Sırat, insanların geçeceği köprü. Ahiret, yani öldükten sonra inananların ebedi kalacağı yer. Cennet, yine inananların cennet ve cehennem, yani amelleri iyi olanların kalacağı yer. Mahşer, yeniden diriltilen insanların toplanacağı yer. Masal arkadaşlar. Burada fazlalık olanlar da var. Cebrail, vahiy meleği, Ebu Bekir, halifelerden, dört halifeden birisi. Aleyhisselam, yani Muhammed sallallahu aleyhisselam, selam ona yani. Nebi, kendisine kitap gönderilmeyenler. Resul de kendisine kitap gönderilenler. Azrail arkadaşlar, ölüm meleği, yani Melekül Mevt diye de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nur, buradaki boşlukta arkadaşlar muhtemelen burada Nur ve Hira'yı da verdiyse, evet vermiş. Nur Dağı, Hira Mağarası, dağ ismi, öğren, Resul. Ahsenül Kasas da kıssaların en güzeli demek. Tebessüm, gülümseme, iftira atma. 610 yılında arkadaşlar ne oldu? Peygamberlik geldi. Senetül Hüzün, Peygamberimizin Ebu Talib'i, amcası Ebu Talib ve eşi Hazreti Hatice'yi kaybettiği yıl. Hazreti Osman 4 halifeden birisi yine. 25 kıssa, yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı veya toplumların anlatıldığı, yani öğüt almamız için anlatılan kıssalar. 40 İsrafil, sura üflemekle görevli melek. Tecessüs, araştırmak, birinin ayıbını kusurunu araştırmak. Alak, surenin ismi. Evet, bunlar arkadaşlar yerine koydukça zaten anlamlanacak. Bazılarına direkt bir anlam veremiyor. Kur'an-ı Kerim 610 600 610 632 yıllar arasında indirilmiştir. İlk vahiy Peygamberimiz 40 yaşındayken Nur Dağı'nda, şöyle sürteyim arkadaşlar, Nur Dağı'nda Hira mağarasında gelmiştir. Arkadaşlar büyük küçük harf uyumuna dikkat etmiyorum artık. Siz yazarken dikkat ederseniz özel isimleri. İlk emir oku. İnen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayettir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir zamanında ilk kez kitap haline getirilmiştir. Hazreti Osman zamanında da çoğaltılarak belli başlı İslam merkezlerine gönderilmiştir. Kendisine ilahi kitap gönderilmiş olan peygamberlere Rasul, diğerlerine ise Nebi denir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ve geçmiş toplumların hayatlarının anlatıldığı hikayelere kıssa denir. Oradaki arkadaşlar yukarıda verdiği kelimelerin hepsi buraya yerleşmiyor. Boşta kalanlar da var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının anlatılmış olduğuna ise Ahsenül Kasas, yani kıssaların en güzeli, Ahsenül Kasas denir. Hucurat suresinde toplumdaki bazı ahlaki problemlerin yanlışlığından bahsedilmektedir. Bunlardan biri olan kendini ilgilendirmeyen ve başkasını ilgilendiren şeyleri belli etmeden öğrenmeye çalışmaya tecessüs. Tecessüs.
denir. Bununla beraber gıybet ve suizan gibi kötü davranışlara da Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde suizan ya eyyühellezine amenü içtenibû kesîran minaz-zann inne ba'daz-zanni ismun ve lâ tecessesû ve lâ yaghtab ba'dukum ba'da e yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahîhi meyten fekerihtumuhu vettekullâhe innallâhe tevvâbur rahîm. Yani sizden birisi diyor ölmüş kardeşin etini yemeyi sever mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Öyleyse diyor. Yani Allah'tan korkun. İnne ba'da zann ismi ve la tecessesu ve la yağteb ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten fekerihtum ve tekullah innallah tevabur rahim. Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Yani arkadaşlar dedikodu yapmak, gıybet yapmak yani mümin kardeşinin, ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetiliyor. Bu kadar çirkin bir hadise. Yani dilimize sahip çıkacağız. Nokta nokta adlı meleğin sur denilen İsrafil denilen meleğin sur denilen bir alete üflemesiyle dünya hayatı son bulacaktır. Ahirette yeniden diriltilen insanların Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna hesap vermek üzere toplanmalarına haşır. Tekrar dirilmeye toplanacak olan büyük mekana da mahşer denir. Ahirette insanların yaptıkları iyilikler ve kötülükler mizan adı verilen ve şeklini bilmediğimiz bir tür terazide tartılacaktır. Evet arkadaşlar bu şekildeydi bu yazılı hazırlık videomuz. Kur'an okuma üzerine değildi. Bu böyle bir test arkadaşlar. Bu tarzda da gelebilir. Bir tane daha böyle tevhid konularıyla alakalı, Kur'an'la alakalı da bir tane daha hazırlamaya çalışacağım. İnşallah onu da yetiştirebilirsem ikinci bir video daha çekeceğim. Geçen yıldan oynatma listelerinde yine arkadaşlar Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça yazılı hazırlık videoları var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. LGS'de, yazılılarda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.